Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programında Ankebut suresi 41-45. Ayetler arasını değerlendireceğiz. Allah-u Teala burada şöyle bildiriyor. مَثَلُ الَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَوْلِيَا Allah'ın dışında dostlar edinenlerin hali şuna benzer. كَمَثَلِ الْاَنْكَبُوتِ Örümceğin hali gibidir. اِتَّخَذَتْ بَيْتَ Bu örümcek kendine bir ev edinmiştir. وَاِنَّ اَوْهَنَ الْبُيُوتِ Evlerin en gevşeği ise لَبَيْتُ الْاَنْكَبُوتِ Örümceğin evidir. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ Keşke bunu bilselerdi. Burada şöyle bir manzara görmekteyiz. Bir insan sıcaktan, soğuktan, yağmurdan bu gibi şeylerden korunmak istiyor. Herhalde sağlam bir yere sığınması beklenir. Ama tutup da örümceğin ağına sığınacak olursa örümceğin ağı onu ne sıcaktan, ne soğuktan, ne kardan, ne kıştan hiçbirinden korumaz. Ve oraya sığınan bir fayda göremez. İşte bir kısım insanlar Allah'a ibadet etmek yerine Allah dışında başka şeylere ibadet ediyorlar. Allah'a dua etmek yerine işte batıl mabutlara dua ediyorlar. Bunlar onlardan herhangi bir fayda görmeyecektir. Mesela hayalen bir Budist'in dünyasına gidecek olursak, bir Budist ineği kutsal olarak görüyor, inekten bir şey bekliyor. Zavallı inek ona ne yapabilsin? Veya bazıları Buda'nın timsali önünde eğilmişler, ondan bir şey bekliyorlar. Zavallı timsal onlara ne yapabilsin? Veya cahiliye Araplarını düşünecek olursak, Kabe'yi putlarla doldurdular. O putların karşısında yalvarıyorlardı. O putlar onlara ne verebilir? Hani halk arasında derler, kendi muhtacı himmet bir dede, nerede kaldı? Gayra yardım ede, himmet ede. Kendisi himmete muhtaç olanların başkasına himmet etmesi, yardım etmesi elbette düşünülemez. Hatta anlatılır, Araplarda bir tanesi kendi yapmış olduğu bir put varmış. Bir gün bakıyor ki affedersiniz bir tilki buna pisletmiş. Bunu görünce böyle Rab mı olur? Kendini pislikten koruyamayan nasıl ilah olacak diyor ve putunu kırıyor. İşte şu anda dünyanın hemen her yerinde putperestlik değişik görüntüleriyle devam etmektedir. Ama bu putlara sığınanlar bunlardan herhangi bir fayda göremeyeceklerdir. Örümceğin evine sığınanların herhangi bir fayda görememeleri gibi. Aynı zamanda Allah'ın dışında bir takım putlara tapanların örümceğin ağı gibi her tarafa şebekelenmeye çalıştığına da ayette belki bir işaret görülebilir. Her tarafı kuşatmaya çalışmaları buradan hatırlanabilir. Bir de ayet-i kerimede bunu bilmiş olsalardı denilmesi bize tarihi bir olaya da ışık tutuyor. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Mekke'den Medine'ye hicretinde malum bir mağarada, Sevr mağarasında Ebu Bekir Sıddık ile beraber bir miktar kaldı. Onları takip eden müşrikler izlerini sürmek suretiyle mağaranın önüne kadar geldiler. Ama Allah-u Teala bir örümceğin ağıyla peygamberimizi ve Ebu Bekir Sıddık'ı korudu. Ve bir güvercin de üst kısma yuva yapmıştı. Ve o şekilde müşrikler bunu görünce içeride kimse yoktur diye geriye döndüler. Burada sanki şöyle bir mana var. Yani evlerin en zayıfı örümceğin evidir. Ama Allah en zayıf bir evle en sevgili bir kulunu Hazreti Muhammed'i ve onun yanındaki Ebu Bekir Sıddık'ı en zayıf bir evle korumuştur, muhafaza etmiştir. Keşke bunu bilselerdi. Mekke müşrikleri bunu bilselerdi. Allah'ın nelere kadir olduğunu anlarlardı ve ona göre de akılları başlarına gelir, iman ederlerdi. Çünkü bu sure, Ankebut suresi Mekki surelerdendir. Hicretten önce nazil olmuştur. Dolayısıyla bu ayeti duymuşlardı ve kendileri bir örümceğin, evlerin en zayıf olan örümceğin ağına mağlup olacaklarını bilemediler. Keşke bilselerdi, o zaman akılları başlarına gelirdi. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Allah en büyük peygamberini,
en büyük askerleriyle, melekleriyle, daha bilmediğimiz nice kuvvetlerle korur, muhafaza eder. Ama Allah dilediğinde en büyük bir kulunu evlerin en zayıfıyla da muhafaza eder. Bu da Allah-u Teala'nın insanları hayrette bırakan tecelliyatından birisidir. Nasıl ki Firavun'un saltanatına son verecek kişiyi Firavun'un kucağında büyüttü ve Hazreti Musa Firavun'un sarayında yetişti. Allah orada farklı bir tecellide bulunduğu gibi bu olayda da Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı ve yanındaki Ebu Bekir Sıddık'ı evlerin en zayıfıyla muhafaza etti. Allah her şeye kadirdir. اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ Allah onların Allah'ın dışında nelere dua ettiklerini elbette bilir. وَهُوَ الْعَز۪يزُ الْحَكِمِ Ve o azizdir, hakimdir. Yani Allah mutlak güç, kudret sahibidir ve hikmet sahibidir. Hemen bir anda ceza vermez. Vermiş olduğu ceza da hikmetlidir, yerli yerindedir. Ve tilkel emsalu nadribuha lin-nase. Bu misalleri biz insanlara örnek olarak getiriyoruz. Ve ma yaqiluha illel alimun. Bunları ancak alim olanlar anlar. Burada biz bu misalleri insanlara getiriyoruz denilmesi, bu misallerden anlamayanların, bu misallere muhatap olmayanların insan da olmadıkları, insanlıktan nasiplerinin olmadığı nazara verilmiş oluyor. Bunları ancak alimler anlar demek suretiyle de anlamayanların cehaletine bir tariz yapılmış oluyor. Kur'an-ı Kerim meseleleri bu şekilde misallerle, örneklerle de anlatıyor. Kur'an-ı Kerim'in çok cihetle mucizeliği var. Meselelerini örneklerle anlatması da gerçekten Kur'an-ı Kerim'in en belirgin özelliklerinden bir tanesi. İşte Allah'ın dışında bir takım mabutlar edinenler, onlardan bir koruma, himaye bekleyenler, örümceğin evine sığınmış kimseler gibi zavallı bir haldeler. Hemen zihnimize örümcek, örümceğin ağı ve oraya sığınmaya çalışan zavallı insanlar, bu manzara geliyor ve hayal gözümüzle bu kimseleri görür gibi oluyoruz. Halakallahu semavati vel arda bil hak. Allah gökleri ve yeri hak ile yarattı. Yani gerçek olarak yarattı. Gökler ve yer gerçekten vardır. Eşyanın hakikatleri sabittir. Hak gayelerle Allah alemi yarattı. İnne fî zâlike le âyeten lil mu'minin. Şüphesiz bunda müminler için bir ayet vardır. Yani göklerin ve yerin yaratılması müminler için bir ayettir ve bir ibrettir. Bizler alemin yaratılışını doğrudan görmedik. Ama yeni yeni yaratılanları görmekteyiz. Ve yaratmanın Allah'a mahsus olduğunu da iyi bir şekilde anlamaktayız. Allah'tan başkası bir şey yaratamıyor. İşte insan çok dev eserler meydana getirebilir. 100 katlı, 200 katlı gökdelenler yapabilir. İçinde bin yolcunun ve tonlarca ağırlığın olduğu uçakları yapabilir. Ama bu yoktan yaratmak değildir. Yoktan yaratmak her şeyi yoktan var eden Allah'a mahsustur. Allah'ın dışında hiçbir varlığın yoktan bir şey meydana getirmesi söz konusu değildir. Ütlü mâ uhiye ileyke minel kitap. Kitaptan sana vahyedileni oku. Yani kitap Kur'an-ı Kerim, Kur'an'dan sana vahyedileni tilavet et, oku. Burada Kur'an okumaya bir teşvik de var. Kur'an-ı Kerim okunmak için gönderilmiştir. Okunmaktan da murat anlaşılmasıdır. Anlaşılmasından da murat yaşanmasıdır. Kur'an'ı okumak lazım. Dilimiz Kur'an'ı okuduğu gibi halimiz de Kur'an ahlakını gösterebilmeli ve aleme Kur'an'ın hakikatlerini ilan edebilmeliyiz. İşte Kur'an'dan sana okunanları, kitaptan sana okunanları tilavet et. Ve akimis salah, namazı kıl. Yani namaz çok önemli. Namaz dinin direği ve
İnsanın diğer alemde en evvel suale çekileceği şey namaz. Namazı dosdoğru kılan dinin diğer meselelerini daha rahat yapabilir. Bu açıdan bir insanın dindarlığını değerlendirmede namaz çok önemli bir ölçü. İnne salate tenha anil fahşai vel münker. Şüphesiz ki namaz çirkin işlerden ve kötülüklerden insanı korur. Çirkin işler insanı utandıracak günahlar, münker de aklın ve dinin reddettiği şeyler. Burada tabii hatıra şu gelebiliyor. Falanca kişi namaz kılıyor ama fuhşiyattan ve münkerattan da kurtulabilmiş değil. Bu nasıl olacak? Peygamberimiz döneminde de mesela bir delikanlıdan söz edilmiş. Bu delikanlı namaz kıldığı halde bazı günahlara da girdiği hatırlatılıyor. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuş. Namazına devam etsin. Kılmış olduğu namaz onu günahlardan koruyacaktır. Ve neticede o delikanlı gerçekten Medine'nin en dindar, en ahlaklı kişilerinden birisi haline geliyor. Bu durumda şunu herhalde değerlendirmek mümkün. Bir kimse namazı kıldığı halde eğer ahlakını düzeltmemişse, alışverişinde, muamelatında, insanlarla diyaloğunda çok problemler yaşıyorsa demek ki namazı da doğru dürüst kılmıyor demektir. Bir kez gönül yıktın ise bu kıldığın namaz değil. Yunus Emre öyle demiş. Yani namaz kılan gönülde kırmamalı. Namaz kılan diğer insanlara zarar vermemeli. Namaz kılan yalan söylememeli. Yapıyorsa namazını şöyle bir kontrol etmesi gerekir. Ve namazın namaz olması. Bir şey mutlak zikrolunduğunda kemaline masruftur denilir. Dolayısıyla burada da namaz hakkı verilen bir namaz. Gerçekten namaz denilmeye şayeste olan, layık olan bir namaz. Böyle bir namaz insanı her türlü kötülükten, fuhşiyattan korur. Bir de genel bir değerlendirme olarak yapacak olursak, bir değerlendirmede bulunacak olursak, acaba namaz kılanlar mı münkerattan, fuhşiyattan uzak yoksa kılmayanlar mı? Çevremize baktığımızda, diyelim namaz kılanlarda içki sıfıra yakındır. İçki içen belki nadirattan vardır da ama çok da o kadar belirgin değildir. Namaz kılmayanlarda içki çok daha net bir şekilde görülmektedir. Veya diyelim gayrimeşru beraberlik, zina ve gece kulübüne gitmek bu gibi şeyler namaz kılanlarda çok çok azdır ama kılmayanlarda hayatlarının bir parçasıdır. Esnaf itibariyle baktığımızda namaz kılan bir esnaf genelde ölçüsünde tartısında daha dikkatlidir. Daha böyle güler yüzlüdür. Müşterisine karşı iyi olmaya çalışır ama namazdan uzak olanlar bunlara o kadar da dikkat etmez. İstisnalar olabilir, o ayrı mesele. Fakat genel bir manzara olarak değerlendirildiğinde namaz gerçekten de insanı kötülüklerden ve fuhşiyattan korumaktadır. Mesela gençlere bakacak olursak gerçekten namazını kılan gençler gayrimeşru beraberlikten uzakta kalıyorlar ve bu şekilde hayatlarını lekelemiyorlar. Büyük bir günahla muhatap olmadan iffetli bir şekilde hayatlarını devam ettiriyorlar. Ama asri gençlik dediğimiz türden pek namazda gözü olmayan gençlerimiz bunlar her türlü gayrimeşru beraberliğinde içinde oluyorlar. Ve bu tabi gelecek namına nahoş bir durum. Gelecek namına biraz ürkütücü bir tablo. Çünkü toplumda en temel yapı ailedir. Aile yuvası da kadın erkeğin nikah yoluyla bir araya gelmesiyle ve o aile yuvasında gerçekten dini değerlerin hakim olmasıyla meydana gelecektir. O şekilde dengeli bir toplum oluşacaktır. Fakat nikah yoluyla beraberlik yoksa veya evvelinde gayrimeşru çok beraberlikler söz konusuysa bu ileriye yönelik çok ciddi problemleri de meydana getirecektir. Böyle kimseler evlendiklerinde de eski alışkanlıklarını devam ettirmek isterler ve bunun neticesinde aile hayatları da çok sağlam bir aile hayatı olmaz. İşte namaz kılanlar bu noktada daha ihtiyatlıdır,
daha korumalı bir vaziyettedir. Haram helal diye hayatlarında ölçü vardır. Ve bu ölçüye göre de taşkınlıklardan uzak kalmaya çalışırlar. Vele zikrullahi ekber, şüphesiz Allah'ın zikri en büyüktür. Yani burada Allah'ın zikri, mesela namaz Allah'ı zikirdir. Akimis salate li zikri, beni anmak için namazı kıl. Oradan anlaşılıyor ki namaz aynı zamanda bir zikirdir. Namazını kılan bir kimse Allah'ı hatırlamış olur. Ve işte namaz en büyük bir ibadettir. Bu manada değerlendirilebilir. Bir de Allah'ın zikretmesi çok büyük bir olaydır. Yani biz namazla Allah'ı yad etmiş oluyoruz. Allah da bizi yad ediyor. Allah'ın bizi yad etmesi bizim onu hatırlamamızdan çok daha büyük neticeler olan bir durumdur. Allah bizi kulum şeklinde yad ettiğinde bu bizim için en büyük bir şereftir. Hadis-i şerifte şöyle ifade ediliyor. Allah-u Teala'nın evlerinden bir evde toplanan bir topluluk. Kendi aralarında Kur'an'ı ders olarak okuyorlar. Allah'ı zikrediyorlar. İşte bunlara sekinet iner. Rahmet her taraftan onları içine alır. Melekler onları kuşatır. Ve Allah kendi nezdinde olan meleklere onlardan bahseder. İşte vele zikrullahi ekber, Allah'ın zikri en büyüktür. Allah-u Teala bir kısım seçkin kullarını kendi nezdinde mukarrep olan meleklere söylüyorsa, benim falanca kullarım diye onlardan takdirle yad ediyorsa, bu gerçekten çok büyük bir olaydır. Ve insan Allah'ı zikretmesi gerekir. Namazla, namaz dışında bu insanın asli görevlerinden birisi. Bu açıdan da zikir dediğimiz şey gerçekten çok büyük bir olaydır. Vallahu ya'lemu ma tasnaun, Allah neler yaptıklarınızı, ne gibi işler çevirdiklerinizi ve neler ortaya koyduğunuzu Allah gayet iyi bilmektedir. İşte bunun şuuruna varabilmek çok önemli. Yani Allah benim yaptıklarımı görüyor. Allah benim yaptıklarımı biliyor. İnsan bunu kendine kabul ettirdiğinde daimi bir murakabe halini yaşar ve ben şu dünya hanında yalnız değilim, başıboş değilim ve ipi boğazına sarılmış, istediği yerde otlamak için serbest bırakılmış bir varlık değilim. Ben vazifedar bir yolcuyum. Beni yaratan Rabbim var. O benim yaptıklarımı murakabe ediyor, yaptıklarımı görüyor. Dolayısıyla dikkat etmem gerekir der. Ve böylece bir salat-ı daim, اَلَّذِينَ هُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ, onlar namazlarında daimidirler. Yani adeta bütün hayatları namaz ciddiyetinde devam eder. Yolda giderken bile onlar ciddi yürürler. Namazda nasıl insan rastgele sağa sola bakmazsa, onlar da günlük hayatın hemen her bölümünde namazdaki ciddiyetlerini devam ettirirler. Rastgele sağa sola yönelmezler, rastgele işler yapmazlar, rastgele şeyler konuşmazlar, abes işlerden uzaktırlar, maleyaniyattan, lüzumsuz sözlerden ve davranışlardan uzaktırlar. Bu manaları bu ayetin zımnında düşünmek, değerlendirmek mümkün. İşte bunu iyi yaşayabilmek için herhalde namazı ciddi bir namaz olarak kılmak gerekiyor. Ve bunun için de namaz kılarken yapmış olduğumuz rükünler, hareketler neye tekabül ediyor bilmemiz gerekiyor. İşte Allahu Ekber deyip elimizi kaldırdığımızda adeta elimizin tersiyle dünyayı geriye itiyoruz. Ve doğrudan kendimizi Allah'ın huzurunda hissediyoruz ve Allah'a yöneliyoruz. Ve sanki Allah'a hesap verme, kıyamet gününde Allah'a hesap verme gibi öyle bir durumdayız. Ve ellerimizi bağlıyoruz. Allah'ın huzurunda el pençe divan duruyoruz. Ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin demek suretiyle bütün alemlerin Allah'a olan hamdini, ibadetini biz de ifade ediyoruz. Onun Rahman Rahim olduğunu hatırlıyoruz. Hesap gününün sahibi olduğunu
hatırlıyoruz. Ardından da bütün mahlukatın ibadetini Allah'a takdim ediyoruz. İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn demek suretiyle de bütün her varlığın ancak Allah'tan yardım aldığını itiraf ediyoruz. Ardından Allah-u Teala'dan hidayet talebinde bulunuyoruz. Bizi sırat-ı müstakime yöneltmesi için. Yani taşkınlıklardan uzak, ifrat tefritten azade, istikametli dosdoğru bir yolda bizi yürütmesini Allah'tan istiyoruz. Ve yoldan sapanlar gibi, dalalete gidenler ve gadab edilenler gibi olmamayı Cenab-ı Hak'tan talep ediyoruz. Bunlar gayet güzel şeyler. İşte Allah'ın huzurunda rüküye eğilmek, belimizi bükmek, işte secde olmaz olmasaydı eğer eğilmezdi o başlar dediği gibi şairin, Allah'ın huzurunda başımızı eğmek, başımızı ta secdeye kadar götürmek, Cenab-ı Hakk'ı tenzih etmek, tesbih etmek, bütün bunlar gayet güzel şeyler. Namazımızı kılarken bunların manalarını hatırlarsak, yani kimin huzurunda olduğumuzu fark ederek namaz kılacak olursak, Allah-u Teala o namazımızı kabul edecektir. Ve o namaz bizim hayatımıza bir kıvam, bir kalite getirecektir. Ve Kur'an-ı Kerim'de sahabeler anlatılırken, onların simalarında secde eseri vardır. Yani secdeye vardıkları simalarından bellidir. Kur'an-ı Kerim böyle anlatıyor. Gerçekten de günümüzde ibadetini düzgün bir şekilde yapanlara baktığımızda bunun alnında secde izi var. Bunu çok net bir şekilde görebiliyoruz. Öyle ki mesela zenciler renk itibariyle esmer, siyah ama zencilerin bulunduğu bir yere gitseniz bunlardan hangisinin alnı secdeye gitmiş, hangisi gitmemiş adeta insan az çok hissediyor. Onların böyle simasında onu görebiliyor. Yani o siyahlık içinde bile bir nuraniyet var namaz kılanlarda. İnsan bunu gerçekten görebiliyor. İşte Kur'an-ı Kerim bu gibi hakikatleri bize anlatıyor. Sadece ona sığınmamız, ondan yardım beklememiz gerektiğini ve ibadeti onun için yapmamız gerektiğini bize ders olarak veriyor. Cenab-ı Hak bizi sadece kendine kul olan bahtiyarlardan eylesin. Başka bir programda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.